yazın başlayıp kışın bitmek üzere her sene çobanlığa geliyoruz. Herkes tarafından fark edilen ilk videom, bir ara bir tane akım vardı abi. Diyorlar ki ejderhası var. O videoyu attıktan sonra benim şarjım bitmişti. Ben telefonu eve yolladım. Öğleden sonra telefonu alınca, tabii ben mesela şu an dağın başındayım. Ben nasıl yani sevgili olayım? Diyecek ki yarın buluşalım. Nasıl buluşacağız? Yayınlarda yorumların altına Allah yardımcı olsun diyen de var. Affedersin, küfür eden de var, hakaret eden de var. Bu ineklerin sahipleri senin TikTok'ta fenomen olduğunu biliyorlar mı? Yani 40 yılda düşünsem buralara geleceğimi tahmin etmiyordum. Ortalama ne kadar kazanıyorsundur TikTok'ta? Değişiyor, bazen 15 bin, 20 bin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Timedya TV'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz TikTok fenomeni Furkan Ağluç. Furkan Ağluç esasında çobanlık yapıyor ama TikTok'ta da çok ciddi oranda yüz binlerce hatta milyonlarca hayranları var. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba. Furkan, sen TikTok'ta gerçekten çok ciddi bir kitleye ulaştın. Hem canlı yayınlarını binlerce kişi izliyor, hem çektiğin videolar çok dikkat çekiyor, milyonlarca beğeni alıyor. En başta istersen şundan başlayalım. Kendini biraz bize tanıtır mısın? Kimsin? Nerede doğdun? Nerelisin? Yaşın? Ne yapıyorsun? Böyle seni evet, daha yakından tanımak istiyor muhtemelen hayranlarında. Abi şu an ben 22 yaşındayım. Iğdırlıyım. Iğdır'da biraz işte küçük şehir olduğu için iş imkanı yok. Biz de ailecek Erzurum'a geliyoruz. Çobanlık işini yapıyoruz. Ailemle birlikte yani. Bu küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Tabii ben de aileme destek amaçlı 6 kardeşiz biz. Evin en büyüğü olduğum için ben de yani erken yaşta okula veda ettim. Okulu bırakmıştım. Şimdi Erzurum bölgesinde mesela yazın başlayıp kışın bitmek üzere her sene çobanlığa geliyoruz. 6 ay boyunca. 6 ay işimiz bittikten sonra tekrar memlekete gidiyoruz. Sonra yazın yine tekrar Erzurum bölgesine gelip yani belli köylerde çobanlık işini yapıyoruz. TikTok'a girmeye nasıl karar verdin? Valla TikTok'a girmeye 3 yıl önce abi ben karar vermiştim. O da aniden oldu mesela. Bir video paylaşmıştım. O videonun patlamasıyla devamını getirdim yani. Ama mesela yani, ilk TikTok'a girdiğinde böyle bir seviyeye geleceğini tahmin ediyor muydun, yoksa yok, öylesine yok, eğlencesine? Aynen, eğlencesine paylaşıyordum. Sonradan bakınca mesela videoların izlendiğini, insanların beni daha çok sevdiğini görünce devamını getirdim. Çok güzel. Peki sence TikTok'ta fark edilmen, bu kadar binlerce takipçiye ulaşmanın sebebi böyle doğal olman, doğal ortamda çektiğin videolar mı? Yoksa hani senin kendine has bir tarzın var ve insanlar onu mu sevdin? Nedir? Tabii mesela yani TikTok'ta belli bir yere gelmem bunun önceliği doğallığımızdır. Hiçbir zaman doğallığımızdan da gocunmadık, işimizden de utanmadık. Ondan ziyade TikTok'ta tutulmamın aslında bir sebebi yine var. Bizim mesela geçen sene ben askerden gelmiştim abi. Biz yine mesela her öğlen böyle çay demleriz tezeklerle. Ben onu paylaşmıştım. İşte bir tane isimsiz yani kullanıcıyı ama profilinde böyle tırnakları ojeli şeklinde bir video resim vardı. Videomun altına yorum yapmıştı, işte çay videonun altına. Siz bu çayı nasıl içiyorsunuz? Bunun dışı nasılsa içi de öyledir diye bir yorum yapmıştı. Ben de ona bir cevap vermiştim, işte siz bu çaydan anlamazsınız tırnakları ojeli ablam, siz gidin kafede için. Tabii orada insanlar yine beni haklı buldu o yorumundan ziyade. Senin ilk patlayan video neydi? İlk böyle herkes tarafından fark edilen video. Herkes tarafından fark edilen ilk videom, bir ara bir tane akım vardı abi. Bir tane hanımefendi söylüyordu, şu an ismi aklımda değil. Diyorlar ki ejderhası var. Ben de onu görmüştüm. TikTok'a ilk başladığım video o. Ben de onu görmüştüm. İşte ben de o sıra telefonu böyle tuttum. Arkadaşlar diyorlar ki iki tane ineği var. Nereden biliyorsun? Belki 200 tane. O sıra sürüyü göstermiştim. Tabii müzik falan eklemiştim. İlk videom o. Onunla patlayınca devam ettim TikTok'a. Seni şaşırttı mı? Herhalde beklemiyordum böyle bir şey. Yok abi. Paylaştıktan sonra
aslında ben o videoyu attıktan sonra benim şarjım bitmişti. Ben telefonu eve yolladım. Öğleden sonra telefonu alınca internete girdim. Tabii o sıralar Facebook falan vardı. Face'e girdim. Ya bir baktım üstten bildirim geliyor. Videonuza yorum yaptı. Videonuza Allah Allah. Bir TikTok'a girdim. İşte abi video patlamış, bayağı izlenilmiş. Bir sürü de yorum var. Tabii ben o sıra mutlu oldum yani. İlk defa öyle bir şeyle karşılaştığım için. Yani sonradan işte artık devamını getirdim. Tabii ilk videomun patlaması beni çok mutlu etmişti. O sıra 2 milyon izlenmişti ilk videomun. Peki mesela şu an TikTok'ta canlı yayınlar yapıyorsun. Birkaç defa da evet. Denk geldim, özellikle izledim. Seni daha çok uzun süre izlediklerini fark ettim. Bunun evet. sebebi ne? İnsanlar neden bu kadar yoğun bir şekilde ve bu kadar uzun süre seni izliyorlar? Vallahi abi bunun aslında kendimce söyleyeyim nedeni bence o yayında insanların mesela seni izleyebilmesinin bir nedeni olmalı. Onu da yapıyorum yani. Gırgır olsun, şamata olsun yani insanları hani onlar için yayın yapıyorsam onlar için de bir şey yapmalıyım ki izleyebilsinler. Bence en kendi düşüncem en çok ilgi çeken şeyleri bence doğallığım. Mesela TikTok'ta böyle iyi bir yere gelmiş bulunuyorsun şu an. Yaptığın işi bırakmayı düşünüyor musun? Mesela çobanlığı aslında bırakmayı düşünüyor musun? Aslında abi bu tür yorumlar çok duyuyorum. Yani Furkan bak ne kadar bir kitleye geldin. Artık bundan sonra yani istesen belli yerlere gelirsin. Belli değişik şeyler yapabilirsin. Tabii benim aklımda öyle bir şey yok abi. Ben ailemi yalnız bırakamıyorum. İstesem yani hatta ya da benim yerimde başkası olsaydı çok eminim şu an başka yerlerde olabilirdi. Ama ben onu yapamıyorum yani şu an mesela 6 kardeşlerim ben en büyüğü olduğum için yani bir de ailemden ayrı değilim. Beraberim değişik şeyleri veya başka yerlere gitmeyi aklımdan bile şu an yani geçmiyor. Yani aileni yalnız bırakmak istemediğin için aynen. bunu yapıyorsun. Aynen abi bırakmak istemiyorum. Ama mesela bu arada TikTok'tan aynı zamanda para kazandıran bir mecra ve sen de çok iyi para kazanıyorsun evet. diye düşünüyorum. Evet. Ortalama ne kadar kazanıyorsundur TikTok'ta? Vallahi abi değişiyor bazen 15 bin, 20 bin ya da en düşük ihtimal 10 bin. Yani bu insanlara bağlı olan bir şey biliyor musun? Belli bir ortalaması yok yani aslında ortalama 20-30 bin. Peki mesela ailen senin TikTok'ta iyi bir takipçiye ulaştığını, fenomen olduğunu biliyor mu? Ailenin haberi var mı mesela bundan? Evet tabii ki abi ailem de bunun farkında onlar da izliyor hatta destekliyorlar da. Tabii biz de yani... Şu an ailemle birlikte olduğum için desteğimi de ailemden hiçbir zaman esirge etmem. Allah'a şükür yani şu an hiçbir sıkıntı yok. Mesela sana diyorlar mı? Sen tamam senin işin bu. Sen bu yolda yürü git. Artık çobanlı mobanlık yapma biz yaparız diyorlar mı sana? Bana diyorlar abi bana diyorlar da ama şimdi ben durumları gözümün önüne getirdiğim zaman yani bensiz yapamaz. Şu an mesela... Evin en büyüğü benim yani. 6 kardeşiz evet. en büyüğü benim. Sen şundan korkuyor musun? Mesela insanlar beni çobanlık yaparak sevdi. Ben bu işi bırakırsam takipçilerimi kaybederim korkusu var mı? Vallahi abi aslında o korkuyu hiç ben düşünmemiştim. Ama şunu düşünüyorum. Yani bir insan bir yerde sevilirse başka bir yere de giderse aynı şekilde sevilir diye düşünüyorum. Nereden geldiğini unutmayacak şekilde. Anladığım kadarıyla böyle biraz da yokluktan gelen birisin. Mesela geçmiş hayatını hiç düşünüyor musun? Hiç tahmin edebiliyor muydun bir gün böyle işte sosyal medyada binlerce takipçim olacak. Türkiye'nin her yerinde hatta dünyanın birçok yerinde hiç beni hiç görmemiş insanlar beni sevecek, destek olacak, bu işten para kazanacağım. Vallahi abi şimdi ben geçmişten beri bu işi yapıyorum. Ta ki bugüne kadar yani 40 yılda düşünsem buralara geleceğimi tahmin etmiyordum. Ama bu mesela kamera karşısındaki görünüşlüğüm olsun, sempatikliğim olsun, esprili davranışlar olsun bunlar çocukluktan gelen bir şey. Ama önceden yani böyle bir şey düşünseydim aklıma gelmezdi tabii. Genelde hep bu civarda mısın? Mesela ben senin videolarını görüyorum hep aynı yerlerdesin. Hep buralarda mısın? Evet abi bizim şu an mesela biz Erzurum'da bir köyde çobanlık yaptığımız zaman o köyün belli bir sınırı var. O sınırdan dışarıya çıkmadığın için sürekli ortamımız aynı. Mesela sürekli öğlen sürekli hayvanlar buraya geliyor su içmeye. Burada yatıyorlar. Ben de müsait olduğum zaman burada yayınları yapıyorum.
Peki çobanlık yaptığın hayvanlar ne? Koyun mu, keçi mi, inek mi ne? Bunlar büyükbaş hayvan abi. İnek bunlar hepsi. Ha, inek. Evet. Peki mesela bu ineklerin sahipleri senin TikTok'ta fenomen olduğunu biliyorlar mı? Evet abi, hepsi farkında biliyor. Tabii biz şu an TikTok'la ilgilendiğim için işimi hiçbir zaman aksatmam. Şimdi öğlen mesela yayınlarımı yapıyorum. Yayınlar yaptığım zaman hayvanlar yatıyor, dinleniyorlar. Hayvanların evet. Kalkma saatine doğru ben de yayınlarımı kapatıyorum. Bu sefer hayvanlarla ilgileniyorum. Ha, hani mesela TikTok'la uğraşırken hayvanları ihmal etmediğin için bir sıkıntı da olmuyor. Yok, şükür öyle bir sıkıntı yok. Tabii bu hayvanlar da benim değil. Yani bana şu an emanet bunlar, köylünü. Ama köylü de memnun yani. Çünkü hayvanlarını bazen kontrol etmeye geldikleri zaman zayıflık olsun, açlık olsun hayvanlarda olmadığını görüyorlar. O konuda da onların işleri rahat, güveniyorlar yani bana. Mesela köydeki insanlar senin fenomen olduğunun farkında mı? TikTok'ta bu kadar iyi bir yerde olduğunun farkında mı? Tabii tabii, biliyorlar. Mesela ben bu köye gelmeden önce ben tanımıyordum onları, ama köye geldim, işte evi falan yerleştirdik. Selam vermeye geldiler. Onlar orada hemen tanıdılar beni. Aa, bakalım sen bizim köye mi geldin falan filan. Öyle onlar tanıdı yani. Sen şu an Erzurum'da yaşıyorsun anladığım kadarıyla, doğru mu? Evet, şu an Erzurum'dayım. Mesela belli bir süre bu hayvanları otlatıyoruz, sözleşme imzalıyoruz. Örneğin mesela Nisan'da başlıyoruz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar. Mesela şu an 3 ayı geçirdik, 3 ayımız kalmış. Tabii örnek veriyorum, mesela 2 ay geçince 1 ayımız kaldığı zaman kar yağarsa yine köylüler izin veriyor yani. Diyor ki kar yağmış, gidebilirsin memleketine. Evimizi yükleyip memlekete gidiyoruz. Peki sen çobanlığı bırakıp kışın memlekete döndüğünde eve, orada TikTok'a devam ediyor musun, yoksa TikTok'a da mı ara veriyorsun? Tabii orada da hem ek iş yapıyorum, yine de TikTok'a devam ediyorum. Furkan, herhangi bir hedefin var mı? Mesela TikTok'ta belli bir kitleye ulaştın, sevildin, insanlar seni sevdi. Bundan evet. Sonraki atmak istediğin adım nedir? Yani ne yapmak istiyorsun? Vallahi abi, bundan sonraki atmak istediğim adım, yani biz de her bir insan gibi belli bir yere gelmek istiyoruz tabii ki. İstiyoruz ki bu doğayı, bu hayvanların sevgisini, çobanlığı bugüne kadar insanlara nasıl sevdirmişsek, bizden sonraki insanlar da öyle severek bu işi yaparsa daha güzel olur. Vallahi örneğin abi, mesela yani şu an mesela bu işi burada yapıyorsam, bir filmde de aynı iş teklifi gelirse ben orada o rolü çok güzel oynarım yani. Memnuniyetle de mutlu olurum yani. Bu arada seni öyle bir şey için düşünüyoruz biz. Bizim şimdi şu anki filmimiz 17 Eylül'de vizyona giriyor. İkincisini çektiğimizde böyle bir şey için düşünüyoruz zaten seni. İnşallah. Peki mesela abi, inşallah. Bu mesela oyuncu olmak istiyor musun? Genelde fenomenler ilk ya şarkıcı olmak istiyor ya da oyuncu olmak istiyor. Böyle bir hayalin var mı mesela? Vallahi abi, şu an o sanatçılık sesi kendimde olmadığını düşünüyorum. Oyunculuk olabilir. Düşünüyorum bunu. Gibi yani bir de bana. Şu an zorluk çekmeyeceğimi de düşünüyorum abi. Şu an mesela bir insan, mesela biz yayında 1000-2000 kişiye sürekli her gün yayın verdiğimiz için o filmde de zorluk çekmeyeceğimi düşünüyorum yani. Utanma olsun, çekinme, ben bunu yapamam, şunu yapamam gibisinde bir şey olmaz yani. Şimdi binlerce kişiye yayın yapıyorsun, o an binlerce kişi seni izliyor. Hiç mesela acaba bu insanlar benimle şu an dalga mı geçiyor, yoksa beni severek mi izliyor, yoksa şunu mu demeliyim, bunu mu demeliyim diye düşünüyor musun? Vallahi abi, ilk önce tabii bizim belli saatlerimiz olduğu için her gün o saatte bekleyen insanlar için ben o yayını açıyorum. Seven de var, sevmeyen de var. Yayınlarda yorumların altına Allah yardımcı olsun diyen de var. Affedersin, küfür eden de var, hakaret eden de var. Tabii biz hiçbir zaman bir kötü bir insanın seviyesine düşmüyoruz. Daima yani sevenlerle birlikteyiz. Yani demek istediğim, sevenler olduğu kadar da sevmeyen de var. Ama herkes bizim için bir yani. Kim ne yaparsa kendisine yapar. TikTok'ta senin önünü kesmeye çalışanlar oluyor mu? Var çok mı ya da? Çok. Ne yapıyorlar mesela? Ya mesela sürekli mesela TikTok'ta yayın yaptığın zaman belli bir hata yapmadığın sürece yayının banlanmaz. Hı hı. Ama örneğin benimki durduk yere banlanıyor. Bu normal bir şey değil. Bu
bir topluluğun seni şikayet etmesi sonucunda olan bir şeydir. Bunu ben farkındayım. Yapanı yapanlar olduğunu, yani yaptıklarını biliyorum ama kim olduklarını bilmiyorum. O da artık onlarla Allah'ın arasında olan bir şey. Şu an belli bir kişiyle hiçbir kişiyle kişisel bir problemim benim yok. Onların da sorsan yok der ama işte o kıskançlık, o çekememezlik oluyorum. Furkan, şunu hiç düşünüyor musun yayın açarken? Acaba insanlar beni mi izliyor yoksa dağı taşı hayvanları mı izliyor? Tabii o doğayı izlemek isteyen de var mesela. Yorumlarda sürekli yazıyorlar. Abi etrafı göster. Onlara etrafı gösteriyorum. Örneğin belli isimler söylüyor. Onunla yayın yap. Gırgır Şamata, onları yapıyoruz. Yani izleyici bir adım daha önde abi. Onlar nasıl şekilde istiyorsa ona göre yani eğlendiriyoruz yani. Yani biz o insanı, bizi izleyen insanı daima eğlendirmek için o yayınları yapıyoruz. Ama sen farklı bir şey yapıyorsun ve bunu tesadüfen yapmışsın. Mesela daha başında hayvan otlatırken TikTok fenomeni olan herhalde Türkiye'de tek örnek sensin. Veya yayın açan tek örnek sensin. Bu farklılık belki de çekici kıldı bunu. Tabii bu... bu işi, bu yayınları yapan meslektaşlarım da var. Onlar da ama işte o kitleye sahip değiller. Benim desteğim de onlara sonsuzdur. Ama şu an yani belli bir çoban olarak TikTok'ta sorarlarsa yani beni söylerler. Kitle. Senden sonra ama bu herhalde yaygınlaştı değil mi? Yani bunu ilk yapan sensin herhalde. İlk benim abi. İlk çoban olarak benim. Çünkü eskiden çekingenlik, utangaçlı, kimse o doğal halini paylaşmazdı yani. İlk ben girdim bu platforma. Çoban olarak. Ama hiçbiri de herhalde senin kadar ön plana çıkamadı. Yok, şu an çıkamadı abi. Seni yönlendiren oluyor mu TikTok'la alakalı? Mesela şunu yap, şunu yapma. Ben aslında abi ben şu an bütün bu sosyal medyadaki fenomen kişiler, bunlar mesela bir toplulukla belli bir yerlere gelmiş. Örneğin Seda, Buse, Ahmet beraber video çekmiş. Onun kitlesi ona gidiyor, onun kitlesi ona gidiyor. Yani bir aile oluyorlar. Ama ben tek başıma buraya gelmiş. Sevgilin var mı Furkan? Yok abi, şu an sevgilim yok. Hiç oldu mu peki? Tabii eskiden ortaokuldayken olmuştu. Peki mesela evet. TikTok'ta fenomen olduktan sonra muhakkak birçok mesajlar alıyorsundur. Tabii alıyorum da ama yani aslında şöyle de söyleyeyim. Şu an ben genel ortama baktığım zaman, bir de bu platforma girdikten sonra öyle insanlardan öyle şeyler görmüşüm ki şu an evlilik olsun, ciddi ilişki olsun yani gözümde kararmış. Ciddi ilişkiyi düşünmüyorum. Ciddi olmayan ilişkilerin oluyor mu? Ciddi olmayan, yani arkadaşlarımız falan var. Kız arkadaş olsun, ne bileyim hani şöyle kanka olsun, şey olsun. Hem bu platformdayım hem de işimden dolayı yani aslında onlara da vakit ayıramadığım için o şeyi de düşünmüyorum yani. Bir de zaten muhtemelen sosyal medya üzerinden olur. Birbirinize uzak olursunuz. Bir manası da olmaz. Tabii ben mesela şu an dağın başındayım. Ben nasıl yani sevgili olayım? Diyecek ki yarın buluşalım. Nasıl buluşacağız? Bana biraz böyle yapmak istediklerinden, hayallerinden bahseder misin? Vallahi abi şöyle anlatayım. Şu an önümüz açık. Belli bir engel yok. Buradan belki yarın öbür gün bu videoyu izleyen insanlara, sizi sevenlere selam olsun, sevmeyenlere de selam olsun ama abi hayal ettiğim mesela şöyle yani bir dizi olur oynarım içinde veya bir film olur. Aslında bu benim hayalim ya da ne bileyim bir gün televizyona çıkmak bizim de bir hayalimiz yani. Aslında şansın nereden geldiği hiç belli değil. Çünkü şans seni bir dağ başında bir video çekerken nasıl bulduysa bu videonun evet. Kimin karşısına çıkacağını da bilemeyiz. Belki de biri tam da senin gibi bir karakter ararken, bir film karakteri ararken bu videoya denk gelip ulaşıp der ki ben bu çocukla bu işi yapmak istiyorum. Furkan'cığım son olarak ne söylemek istersin buradan takipçilerine ve bizi izleyenlere? Buradan herkese ve takipçilerime selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Şimdi sosyal medyada TikTok'ta da belli bir yere geldim. Çok şükür. Özellikle TikTok olsun bayağı güzel. Başka diğer hesaplarımız da var. Oradan da o seviyeye ulaşırsak çok mutlu olacağım. Son olarak yani herkese selam olsun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.
Eyvallah. TikTok'ta ne kadar takipçin vardı senin şu an? Vallahi 750 kaydı abi, aynen. 750 bin. 750 kaydı. Harika, çok güzel bir rakam. Katıldığın için ve bizimle bu samimi sohbeti gerçekleştirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. İkincisi de şu an bulunduğun yeri, böyle hayvanları, o doğal ortamı da çekerek videomuzu bitirelim istiyorum. Göstereyim mi? Mesela şu an bu bizim kaldığımız çadır abi. Geceleri biz burada kalıyoruz. Sabah da erkenden işte hayvanlarımızı kaldırıyoruz. Burada bizim iki tane yavru köpek. Kangallar yani. Bu da hayvanlarımızın gece kaldığı yer abi. Hayvanlar şu an burada 350 tane vardı. 150 tanesi kurbana gitti. Şu an 200 tane falan var. Şöyle köy şurada nasıl gözüküyor kameradan bilmiyorum da 3 kilometre var abi. Köy aşağıda kalıyor. Atla gidip geliyor. 2-3 günde bir ihtiyaçlarımızı da karşılamak için gidip geliyor. Bu da işte hayvanlar abi, şu an dinleniyorlar tabi belli bir saatten sonra. Evet tabi iki kişi normalde benle kardeşim kurtarıyorum. Şu an o eve gitti, ben tek de kurtarıyorum. Şu an görüyorsun. Da abi burada benden başka hiç kimse yok. Görüyorsun abi, böyle bağlanmışız falan. Buradan yerin altında bunu ayarlamışlar. Hayvanlar böyle suyunu da içiyor.